Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir Fenerbahçe kariyeriyle karşınızdayım. Bugün bizlerim için çok ama çok önemli bir gün. Çünkü sadece bir tuşa bastığımız zaman göreceksiniz. Şöyle bir göstereyim. Beşiktaş mücadelesi var. Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Başakşehir'le şu anda aramızda sadece 4 puan kaldı. Ve Beşiktaş'ı kendi sahamızda mutlaka yenmemiz lazım. Başakşehir'in ilerlemesine, gitmesine izin vermememiz lazım. Ligin sonuna doğru yaklaşıyoruz çünkü. Haydi bakalım kariyerimiz başlasın. Arkadaşlar bundan sonra bölümlerin başında elimden geldiğince en son Instagram hesabımı takip eden kişileri söylemek istiyorum. Her bölümde 3 tane 4 tane söyleyeceğim. Çınar Mete Çiçek çok teşekkür ederim. Muhammed Cevil teşekkür ederim. Umut Bilgin teşekkürler. Bilal Dönmez teşekkür ederim. Kadir, Can Aydın ve Erbertan çok teşekkür ederim takipleriniz için arkadaşlar. Evet, röportajımızı yaptık arkadaşlar. Gittik orada birazcık konuştuk. Ve şu anda maç için her şey hazır. Hangi kadroyla oynanır? Ferdi, İrfan Can falan bunlar tamam. Evet, kadromuz bu şekilde. Her zaman taktiğimizle oynayacağız. Mesut Özil, Sörlot falan filan bilmem ne. Yedeklerimizi de aldık. Seçkin modunda 4 dakikadaki maçımız başlıyor. Evet, kendi sahamızdayız. Yağmurlu bir havaymış. Yağmurlu havalar benim için kötü oluyor ya. Çünkü top yerde sekiyor falan. Evet, koreografimizi görüyorsunuz. Taraftarlarımız yerinde. Her şey şu anda güzel. İstanbul'dayız. Yağmurlu bir gün var. Evet, kadromuzu şu anda tanıtıyor. Ozan Tufan. Çok şey bekliyoruz Ozan'dan. Ve unutmuşum, özür dilerim ya. Ozan'ı kaptan yapmak istiyorum arkadaşlar. Unuttum onu. Haftaya Ozan'ı kaptan yapacağız. Haydi bakalım Sörlot. Beşiktaş mücadelesi başladı. Kazanan biz olalım. Tehlikeli pozisyon. O sayı ilk dakikalarda kim var orada? Baudu var ilk dakikalarda, vurdu olmadı. Tekrar o sayı yiyeceğiz aslında. O sayı sıfırdan sert vurdu. Ersin Destanoğlu. Tehlikeli pas. Enkudu Serdar Aziz karşısına alırsa çok pis oynatır. Çünkü çok çok dribbling iyi bir oyuncu ama Serdar Aziz dedi ki kimi oynatıyor dedi, kimi? Şimdi Ozan Tufan'dan o sayısam önüne. Gole gidiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe gole gidiyor. Ceza sahası içerisinde o sayısam ön. Arka çevirdi. Bir daha çevirdik orada. Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi adamı çarptı. Şimdi oraya. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun önüne. Mesut'tan Ferdi'nin önüne. Kontrata çok iyi çıktık. Ferdi yürü oğlum. Ferdi en arka direğe bak. Orada en... Kafa Menkudu'ya gitti, adamın ismini unuttum. Baudu yere çarptırarak vurdu ama burada Vida da tabi gelmiş, çok güzel bozmuş orada Baudu'yu. Ceza sahasında çok tehlikeli. İndirdiler. Offside. Offside. Of. Beşiktaş golü buldu ama offside var. Enkudu şu anda agresif. Tekrar tekrar izliyoruz. Yalnız Cenk Tosun sürekli indiriyor arkadaşlar topları. Tehlikeli Cenk Tosun, bunu hemen önlem almam lazım Cenk'e. Gidersin. Sörlot. Tekrar aldı İrfan Can. İrfan Can baktı. Ceza sahası içinde Sörlot'a doğru. Sörlot vur. Bir offside bize. Cenk Tosun. Ozan geldi. Bastı aldı Ozan. Şimdi Baudu'nun önüne. Baudu gidebilecek mi? Bir bas Sörlot olmadı ama Ozan'ın o baskıda aldığı top çok iyiydi. Serdar Aziz gir al oğlum. İleride kaldınız. İleride kaldınız. Aman. Aman. Aman oğlum. Enkudu ceza sahasında. Cenk Tosun. 1-0 önde Beşiktaş. Cenk Tosun attığı golle 1-0 öndeler. Güzel de gol attı. Tebrik ediyorum. Enkudu. Burada Tisseland biraz boş bırakmış sanki. Golü yedik. Cenk Tosun da bir daha gelmek istiyorlar. Cenk Tosun. Orada müdahalelerimiz var. Her şeyi yapıyoruz ama bir türlü izin vermiyorlar. Sosa. Josef daha doğrusu. Ve ilk yarının sonunda diyor 1-0 mağlubuz. Şu anda moraller bozuk çünkü yani Beşiktaş iyi oynuyor. Kendi sahamızda mağlup olabiliriz. Hadi çocuklar, ben size inanıyorum. Hadi çocuklar. İkinci gol olabilir bu arada. İkinci gol bu arada olabilir. Ceza sahası içerisinde Altay çıktı. Altay, koçum Altay. Koçum Altay. Cenk Tosun. Yürü oğlum. Haydi 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 haydi. Ozan yürü koçum benim. Haydi. Yürü. Şu maçı birbirine getirelim be. Yürü oğlum Sörlot. Sörlot cezasında. Sörlot vuracak mı? Sörlot döndü. Sörlot. Onda kaldı. Sörlot vurdu kaleciden. Ersin'den sekti. İkinci pozisyonu uzaklaştırdılar. Çıktı mı? Çıktı. 62. dakika. Rakip şu anda oyuncu değişikliği yapıyor. Bizim de yapmamız lazım. Özil yorgun kalıyorsun orada. Batuhan Kör girebilir misin? Sörlot ağır kaldın mı? Ama Sörlot da yani bakıyorum şöyle bir. 80'le koşuyor yani. Ama driblingi kötü galiba değil mi? Yo, o da aslında kötü değil. Kapaçak. Ferdi çekil oradan. Nedense bugün etkili oynayamadın. O sayı oradan çekil. Rico Henry girsin oraya. İki oyuncu değişik yaptık kanatlara. Rico Henry'e iyice kanada git.
Kapacak, sen de iyice kanada git. Tamam, hatta şöyle bir şey söyleyeceğim size talimatlardan. Geri de gelmeyin. İleride kalın. Tamam mı? İleride kalın. Geri gelmeyin sakın. İleride kalın. Şimdi onun haricinde ne yapabiliriz? Bir oyuncu değişiklik hakkımız daha var. Sörloth yerine şöyle yedeklere bakalım. Vedat Murici ve Pelkaslar. Özil yerine bir Pelkas düşünüyorum. Sörloth çünkü yok ya. Batuhan Kör mü desek Sörloth'un yerine? Batuhan Kör'ün ne zaman ne yapacağı belli olmaz ya. Sallar bir tane. Haydi oğlum Batuhan Kör be. Üçüncü değişiklik yaptık şimdi ceza sahasına. Batuhan Kör'e doğru ilk dakikalarda yukarı oynadık. Batuhan yürü şimdi. Mus. Burak kapacak. Burak kapacak. Şimdi oynadı. Ceza sahasında harika işler. Ceza sahası. Vur oğlum bitir şu maçı. Gol oldu. Batuhan. Batuhan Kör 1-1. Batuhan Kör 1-1. Girdi attı golünü. Girdi attı golünü. Mesut Özil'den yine mükemmel bir asist. Batuhan Kör. Önemli maçlarda sonradan giriyor. Bakar mısınız? Aldı. Müthiş paslaşmalar. Orada Mesut değilmiş ya. Badu atmış. Badu'nun müthiş asisti. Batuhan bir an kaleye mi vurayım vurmayayım mı dedim ama vurdu kaleye Batuhan. Yanından git dersinin 1-1. Dakika 72, bir gol daha lazım. Haydi. Bir gol daha atarsak şampiyonluk gelecek. İnanıyorum. Ver benim buradan. Adem Laiç. Boşu kırıyor Adem Laiç. Ya nasıl böyle dönüp vuruyorsun gol oluyor ya? Ya böyle bir şey yok ama ya. Yürü benim oğlum be. Yürü benim Rico Henry'm be. Yürü benim Rico Henry'm be. Kimse yok ki abi. Kimse yok ki ceza sahasında. Kimse gelmiyor ki. Çok tehlikeli ceza sahasında. Enkudu. Serdar Aziz dokundu. Korner. Abi kim var? Herkes offside'da. Herkes offside'da. Batuhan yürü oğlum. Evet, maç sonunda bir takım birbirini tebrik ediyor ama yani tam birbiri yakalamıştım. Tam birbiri yakalamıştım. Hani bir tane daha atarım derken hesap edemediğimiz tek bir şey oldu. Abubakar. Hesap edemedik. Yani öyle bir yerden vurdu ki Abubakar, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Maçı kaybediyoruz arkadaşlar. Başakşehir berabere kalmış bu arada, onu gördüm. Yani tam da bizim için harika bir yer olacakken Başakşehir'le puan farkım nasıl benim altıya çıktı ya? 4 puan, 4, 5, 5'e çıktı. 4 puan vardı, 5'e çıktı. Galatasaray daha maçını oynamamış. Şimdi Galatasaray'da oynayacak. Galatasaray da kazandı. Çok güzel. Benim liderlerimde 5 puan, Galatasaray'da 2 puan. Evet, Çaykur Rize deplasmanındayız arkadaşlar. Herkes oynayacak. Ferdi'nin yerine Rico Henry oynatacağım direkt. Sonra yerine Kapaçak oynatacağım. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani madem bu takım az önce derbiyi kazanamadı bu ilk 11, biz de bayağı bir kişinin biletini keseceğiz yani. Evet, Trize'deyiz. Güneşli bir hava var. İlk düdükte maç başlayacak. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız. Rico Henry yürü. Rico Henry yürü. Açtı ortayı. Hiçbir şey olmadı. Şimdi Burak Kapacak. Burak Kapacak kanattan kendisi geliyor. Burak Kapacak ceza sahasına sarıldı. Kendisi vuracak mı? Çok fazla gittik. Hayır. 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 Of. Hayır. Hayır, Altay Koçum. Arkadaşlar, şöyle söyleyelim. Evet, bir önceki maç bizim bayağı bir moralimizi bozdu ama yani moralimiz bozuk. Bu maçı da kaybedersek yani morali bozmaya gerek, şampiyonluğu vereceğiz yani. Uzaklardan sert şut, Altay rahat aldı. Yürü. Güzel oynadık. İrfan Can. İrfan Can. Şöyle baktı. İrfan Can baktı. Cihazasının içine. Vur artık şuna. Onu da kurtardı. Bari şuna güzel bir şut çekin be oğlum. Sörloth bari şuna vur ya. Bari şuna vur Sörloth, bir tane vur ya. Şöyle bir şey yapayım Sörloth senin için. Bir röveşata falan. Liselen sen vur. Oo, bu kim ya? Uçuyor ya. İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı son çizgiye indi. Eski bir Fenerbahçeli. Orada Tisselant var. İzin vermedik. Yürüyüşü bir kontra atak olabilir mi? Derken ilk kere sona erdi. İlk kere de 0-0. Şu anda Beşiktaş mağlubiyetinden sonra burada da kötü gidiş devam ediyor.
Evet, önce Beşiktaş maçı, ardından Rize maçı galiba. İki maçta yani bir puan mı alacağız bilmiyorum. Şu an durumumuz çok kötü. Yürü Burak. Yürü Burak, yürü oğlum. Yürü Burak. Pelkas mı arkadaki? Pelkas vur! 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 Yürüyecek attık, bitik bir yere yedik, buradan mı yenilelim? Gerçekten çok stresliyim arkadaşlar ya. Burada şampiyonluğu geçen hafta Beşiktaş bizi mahvetti. Burak çok iyi geldi. Pelkas'a verdi. Pelkas vurdu yerden, karıcığından. Gol attı Pelkas. Rico Henry, hayır çıkmayacaksın. Rico Henry çıkmayacaksın. Artık o bölge senin. Vermeyeceksin kimseye. Pelkas'ın golü. İleride pres yapıyorsanız hakkını verin. Verin hakkını, aferin Pelkas. Yürü Pelkas. Çok kötü pas ama sinirlendim. Ayağını kır, bir şey yap. Pelkas'tan müthiş pas, Pelkas'tan. Şimdi gidiyor Boğdu. Burak kapacak. Boğdu'nun önünde. Boğdu Fernandez. Boğdu, gol 2-0. Oh be. Oh. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Burak kapacak. Sağ tarafı var ya, otoban yapıyor, otoban. Burak kapacak çok önemli bizim için. Çok çok önemli bir oyuncu. Pelkas'ın pası mükemmel bu arada. Ceza sahası içerisine. Boğdu vurdu, 2-0 oldu. Ozan Tufan, İsmail Yüksek olur mu? Olur. Hatta biz kendimiz istiyorsanız şöyle bir... Kendimiz bakalım arkadaşlar, 2-0 zaten yakaladık. Serdar Aziz'in sarı kartı var, Vedat Muriç olur. Bayağıdır oynamıyor adam, küsmesin. Batuhan Kör olur. Osayi mi Ferdi mi? Ferdi girsin bu sefer de. Ferdi, oyuncu değişikliğimiz tam dolmuş, sıkıntı yok. İsmail Yüksek aldığımız iyi oldu. Yürü oğlum be. Yürü oğlum be. Yürü benim Batuhan. Oğlum çok yavaşsın Batuhan ya, biraz hızlan artık. Direkt. Ben aşırma yapmıştım, oyun gittim, garip garip attı ama Batuhan çok yavaşsın ya. Burak kapacaktan mükemmel hareket, ceza sahası içerisine en ay. Ya bu oyuncuların gelişmesi lazım, çok yavaş kalıyorlar. Yani mesela Burak orada çok daha hızlı olabilirdi, çok yavaş kaldı ya. Batuhan, pardon, Burak diyorum, Batuhan. Elikeye gidiyor Rize, ceza sahası içerisine Altay. Koçum Altay. Yalnız bir şey söyleyeyim mi, bu maçı kazandıysak Altay'ın sayesinde ya. Orada nasıl öyle şey yaptı ya öyle. Sinirlendi Burak kapacak abi. Herkes sindi bende. 90 dakikanın sonunda 2-0 kazandık. Başakşehir zaten kazanmıştı. Ama 4 şutu var. Benim 8 şutum var. İyi bir maç oldu. İki takım da iyiydi. Ve puan durumu. Galatasaray da kazanmış. Ve ikisi de kazandığı için ben hala geride kaldım. Farklı mevkide oynattığımız için Rüka Yeni diyor ki, hocam diyor, senin için oynarım diyor. Eyvallah kardeşim. Şimdi arkadaşlar, gelecek sezon şöyle bir düzenleme yapacağım kendimce. Yani bu kulübün kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Aynı zamanda genç oyuncuları yetiştirmeye de ihtiyacı var. O yüzden böyle hani ufak ufak oyuncuları, mesela atıyorum Valencia zaten sattık da, Tiam bilmem ne, bunların hepsini satıp mesela 4 tane forvet satıp bir tane iyi forvet almak gibi. O tarz şeyler yapmak istiyorum. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman hepimizin 29 maçı var. Başakşehir şu anda da oynamadı. Galatasaray da oynamadı. Bu hafta kimle oynuyorlar bunlar? Başakşehir Yeni Malatya ile oynuyor galiba, değil mi? Fenerbahçe Konya tabii. Başakşehir Yeni Malatya ile oynuyor. Galatasaray da Gençler Birliği ile oynuyor. Gençler Birliği ile Başakşehir beraber kalmışlardı. Kendi evimizde Konya Spor mücadelesi. Stadyum şu anda biraz boş ama birazdan dolacak arkadaşlar stadyumumuz. Evet, stadyumumuz doldu. Haydi bakalım. Konya Spor mücadelesi. Şöyle bu maçı güzel bir şekilde kazanalım ve rakiplerimizin puan kaybetmesini isteyelim arkadaşlar. Haydi. Özil. Yürü diyor Solota. Özil. Bu sefer ben vuracağım diyor. Hiçbir zaman uzaklardan şu çekmiyor Özil. Bu sefer çıkmak için Tesirant. Oraya kadar geldi. Şimdi indirebilecek mi Solota? İndirdi. Badu. Vuracak mı Badu? Vuracak mı? Ceza sahasına girdi. Badu. Bir müthiş hareket derken. Korner. Baskılı başladı Fenerbahçe. Alexander Solota doğru bir orta. Gelmedi. İkinci pozisyon. Atilla Salay. Döndü. Orada kim var? İrfan Can var. İrfan Can kaleye baktı. İrfan Can izin vermiyorlar İrfan Can'a. Ozan kendisi gitti. Vuracak mı? Müthiş de bas. Ceza sahasında. Osay Samuel. Sert vurdu. Golden Osay Samuel. Dakika 13. Ozan Tufan bir anda Osay Samuel'i ceza sahasında bomba ışınladı. Müthiş bir pas. Ve 1-0'ı geçiyor. Bu paslama ve bu golle Osay Samuel'in at. Ama Ozan baksana, burada Ozan bomboş pozisyonda harika gördü ya. Osayi kenardan vurdu, affetmedi. 1-0 öndeyiz. Şampiyonluk yolunda devam ediyoruz. Golden Osayi tabii geçen hafta kesin yedi. Baktık oraya. Kapaçaka Burak'a şey yapacak orayı. Sen söyle. Burak'a kaptıracak mevkisini. Hemen oynamaya başladı tabii. Ceza sahasına Tiseland. Orada Serdar Aziz var. Ay çok iyi geçti. Aman Altay. Altay. Koçum Altay.
müthiş dokundu. Son haftalara girerken takımını gerçekten şampiyonluk yarışında tutuyor. 90'a giden topa son anda dokunuyor Altay. Altay'ı şöyle çıkartıyorum ki bir şey olursa alsın diye. Altay çıkal oğlum. Aferin Alto. Çok baskı yiyoruz arkadaşlar. Çok baskı yiyoruz. Cihaz aslında. Sekidika. Oğlum girsene, ne yapıyorsun Özil? İrfan Can müthiş aldı kafayla önüne. İrfan Can gole gidiyor. İrfan Can yürü oğlum benim. İrfan Can hızlı oyuncu. İrfan Can döndü şimdi. Orta sahaya doğru baktı. Muhammed Sörlot gidiyor. Sörlot seni... Ya bu nasıl pas Allah aşkına ya Sörlot'a? Aman. Ceza sahası içi bomboş. Şimdi dışı bu. Abi çok iyi geliyorlar. Çok tehlikeli geliyorlar. Ceza sahası içi bomboş ya. Ortaya dönüyor. Oradan pas veriyor. Ceza sahası içi. Burada Ferdi. Topu alıyorum. Adamın önünde kalıyor ya. Arkadaşlar son haftalar oldu. Oyunda bir şeyler oldu. Hani diyordunuz ya bir ara çok kolay falan filan diye. Bana da kolay geliyordu. Son haftalarda oyun motoruna ne olduysa çok iyi oynamaya başladılar ya. Ya bunu nasıl alamıyorum abi ben ya. Ve ilk yarının son düdüğü. İlk yarıda sadece bir gol atabildik ve bir de gol yedik. Yani çok pozisyona böyle amşan pozisyona falan girdik diyemeyiz. Ya bilmiyorum ya. Abi çok zorlaşmaya başladı oyun. Ferdi. Orada ağır kalıyorsun galiba. Bir de çok defans yardım ediyorsun. Çok defans yardımını istemiyorum. Git ileride kal. Tamam. Yoksa gol yiyeceğiz. Ya şey gol yiyeceğiz diyorum. Gol atamayacağız. İleride kal abicim. Tamam. O sayı sen de ileride kal. Şimdi Ferdi sen oradan bir çekil. Yavaş kalıyorsun. Oraya bir Rico Henry lazım. Daha hızlı çünkü Rico Henry. Rico Henry'nin hızı kaç arkadaşlar? 91. Ferdi senin kaç? 76. Bayağı fark var. Şöyle bir bakıyorum. Özil, Pelkas, Ozan ne yapacağız? Geri kalanlar şimdilik kalsın ya. Ama Sörlot'un yerine bir daha böyle bilemiyorum. Rico Henry döndü. Güzel. Şimdi Rico Henry'nin önüne. Hızlı oyuncu istiyorum demiştim. Rico Henry'nin önüne. Hızlı oyuncu istiyorum demiştim. Rico Henry baktı. Vurdu. Oh! İşte gol be. Baudu. Gol. Rico Henry bir anda içeri girdi. Hızlı serpası içeri. Baudu vurdu. Gol oldu. 2-1 öndeyiz. Konyaspor Fenerbahçe'yi çok zorluyor. Çok zorluyor. Tekrar izleyeceğiz golü. Rico Henry. Hızlı oyuncu lazım. Kanada hızlı oyuncu lazım. Geldi. Sert orta. Baudu vurdu. Gol attı. Size sezon başında hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe maç videolarından yorum yapıyordum. Ve diyordum ki Fenerbahçe'nin kanatları hızlı değil. Fenerbahçe'ye çok süratli kanat lazım diyordum. İşte bahsetmiş olduğum şey buydu. İşte bu. Gerçekten iyi oynuyorlar arkadaşlar. Topu vermiyorlar yani. Her şeyi yapıyorum ileride. Baskı bilmem ne. Hepsini yapıyorum. Harikasın oğlum Atilla. Al şunu oğlum. Arkadaşlar sarı kartımız vardı. Kırmızı kart olacaktı. Yürü. Yürü Mesut. Attı araya. Sörlot gole gidiyor. Sörlot gole gidiyor. Sörlot. Vurdu Sörlot kaleciye. Ceza sahası içine çok güzel pas. Sörlot. Vurun oğlum şuna. Sörlot. Kafanı niye öyle uzaya doğru götürüyorsun ya? Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha geri almamız lazım bunları. Çünkü zaten skor bende. Hani ekstra bir de gol yemeyelim şimdi. Hatta şöyle bir şey bile olabilir. Aynen sağ kanat beki diyelim. Rico Henry'ye de sağ, sol kanat beki diyelim. Tamamdır. Sörlot'un yerine hızlı bir oyuncu alırsak orada daha hızlı çıkacağız. O yüzden Burak nerede? Burak yok. Tamam. Burak şey Burak var. Burak Kapacak var. Şey yok. Batuhan yok. Pelkas şu anda Özil'in yerine girsin. Sarı kartı olan Ozan Tufan, İsmail Yüksek bu maçta kaldıramayabilir ya. Caner Erkin ama olur oraya. Caner Erkin. Çünkü sarı kartı. Aa başka oyuncu değişik aklımız yokmuş. Tamam devam edelim. Araya bir bas. Güzel. Gördü. İşte gidiyor. Boğdu. Boğdu vuracak mı? Boğdu. Kaleciye geçti. Boğdu. Çizgiden çıktı top. Çizgiden çıktı top. Çok büyük şanssızlık. Kaleciye de geçtik. Top çizgiden çıktı. Boğdu. Şimdi Pelkas'ın önleme. Ceza sahası. Vur. Vur. Orada ben de kaldım. Vur lan. İnanılmaz bir gök gürültüsü var şu anda burada. 2-1 öndeyiz. Çok tehlikeli skor. Bir gole şampiyonluk gider. Konyaspor. Şu anda teşvik filmini almış. Belli yani. Öyle iyi oynuyor. Bekliyor arkadaşlarını. Şimdi güzel oraya. Kim var orada? Rico Henry var. Hızlı oyuncu her zaman sevmişimdir. Rico Henry döndü. Rico Henry baktı. Bir bas daha. Bir penaltı. Rico Henry penaltıyı aldı. Rico Henry penaltıyı aldı. Harika girdi cihazası içerisine. Bir anda ayağını kırdılar. Tekrar izleyeceğiz. Kendini bayağı bir güzel atmışsın Rico Henry. Hakem burada İlginç bir şey yapmış ve Fenerbahçe'yi tutmuş. Şimdi şöyle bir bakalım.
Penaltı nerede? Pen 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 pen. 71, 65, 64. En iyisi bu galiba. Evet arkadaşlar, penaltı atıyoruz. Lan kendi attı galiba. Zaman yetmedi, kendi attı galiba. Niye böyle bir şey oldu ya? Kendi attı arkadaşlar. Yürü 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 olsa yürü. Yürü olsayı. Yürü olsayı. Olsayı yürü oğlum. Kimse tutamaz seni olsayı Samuel. Son çizgiye in. Arka direği bir orada. Bir kafa. Vur artık. Olmadı. İkinci pozisyon bende. 86. İrfan Can. Köşeye götürdü. Maçı bitirmek istiyor İrfan Can. Ceza sahası içerisine. Boğdu. Son çizgi. Vuracak mı? Kim var orada? İsmail Yüksek mi var? Aman. Bir pas. Bir pas daha. Pelkas. Pelkas. Kaleci. Pelkas kaleci. Şöyle. Maçın bittiği ana doğru geldik. Pelkas. Pelkas. Şöyle bir baktı Pelkas. Bir daha çekti. Bir daha çekti. Ve 90 dakikanın son düdüğünü. Çalsan hocam. Oh be. 2-1 kazanıyoruz. Oha, duyabildiniz mi bilmiyorum ama. Bir dakika, bir şey oluyor. Arkadaşlar, bu videonun ne zaman çekildiğini bilmek istiyorsanız, şu anda inanılmaz bir yağmur yağıyor Almanya'da ve ben şu an Instagram story'imde şu an yağmuru paylaştım, yağan yağmuru. Tam şu anda bu videoyu çekiyorum, ona göre gördüğünüz zaman anlayın yani, tamam. Şimdi sevgili dostlar, bakalım Galatasaray'dan, Başakşehir'den nasıl haberler var? Nasıl haberler var? Şimdi bunlar önemli. Alexander Solot man of the match olmuş. Şöyle bir bakıyoruz. Özil falan filan da fena oynamış. Pelkas da güzel oynamış. Geçelim. Başakşehir oynamamış da. Galatasaray 2-2 beraber kalmış. Başakşehir'in de oynama... Galatasaray'ın çok önemli değil benim için beraber kalması. Başakşehir yenilmiş mi? 66-69. Evet, galiba yenilmiş. İlerleyelim bakalım, bir değişme var mı? Gençler ve Valencia satıldı. Onları boş ver şimdi. Bir dakika dur. Ha, kaptan önerisi. Kaptanı değiştirecektim zaten de. Bir dakika kardeşlerim. Şöyle bir bakıyoruz. Neredeydi bu ya? Evet. Nerede? Galatasaray 2-2. Başakşehir nerede? En üstte. Başakşehir Malatya berabere kalmış. Süpersin Malatya. Gençler Birliği Galatasaray, onlar da berabere kalmış. Fenerbahçe kazanmış. Ve puan durumu inanılmaz oldu arkadaşlar. Şu an puan durumuna bakar mısınız? 69-67-66. Liderle 3 puan var. Galatasaray'la aramda sadece 1 puan var. Benim Galatasaray'ı çok önemsememin sebebi, Galatasaray'la maçım var. Yani yakalama şansım var. O maçı kazanırsam yakalıyorum. Ama Başakşehir'le maçım yok. O yüzden çok önemli. Sevgili dostlarım, bu mükemmel bölüme like atmadan mutlaka çıkmıyorsunuz. Mutlaka süper bir like bekliyorum sizlerden. Kendinize iyi bakın. Instagram takipçilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.